Hayat, bitmek bilmeyen isteklerimiz üstüne kuruludur. İlk adımlarımızda bir an önce büyümeyi isteriz. Sonra okulu bitirmeyi, güzel bir yuva kurmayı. Sonra çocuklarımız iyi okullarda okusun isteriz. Peki bunların en vazgeçilmez yerinde biri karşınıza çıkıp öleceğinizi söylese ne yapardınız? İşte o kişi benim. Eşikteki son haberci. Tüm bu eski şeyleri ne diye burada tutuyor ki bu adam? Sildikleri açtıktan sonra baskı. Nereden tanıyorum ben bu kadını? Zahirdeki okula çıktı Tahir'im. Dünya gerçekten çok küçük. Öyle. Dünya küçük. Nazan benim eşim. Nazancığım, Berna Hanım da bizim mahalleye yeni taşınmış. Kur'an dersi veriyor. Bizim kızı da gönderebiliriz belki ha? Yakında zaten o da... Ne işi var ki madde peki bu resmi? Hayır. Demek yıllar sonra kavuştun eski nişanlına. Ya ne kavuşması, saçmalama. Ben de geçen gün dükkana gelince gördüm. Kur'an hocası tayini çıkmış bizim buraya. Sen de duydun Nazan. Niye bana söylenmiyor peki Kemal? Neden? Neden söylemiyorsun eski nişanlım diye? Resmini bile saklamışsın. Ya işte bak, bu yüzden söylemek istemedim. Şimdi desem üzülüp kafanda yanlış şeyler kuracaktın. Bak dediğim de çıktı. Yapma. Resmini bile saklamışsın. Kızıma adını vermiştin. Senin hayalinde zaten kapalı bir kadın. Bir de kızımı ders için yollayacaktın ha. Sonra beni bırakıp gidecektiniz hep beraber. Nazan. 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 Nazan kendine gel. Nazan. Nazan. Berna. 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 Ne yaptın kızıma söylesene. Ne hale getirdin onu? Anne. Anne sakin ol bak. Dur. Bir şey olduğu yok. Berna Hoca sadece bana Kur'an öğretiyordu. Önce şunu çıkar kafandan. Seninle evde görüşeceğiz. Berna çabuk eve git. Bana bak. Kızımdan uzak dur. Onu da kendin gibi yobaz yapmana asla izin vermeyeceğim. Aklın sıra Berna'ya yakın olup Kemal'i elimden alacaktın değil mi? Bu mahalleden defolup gideceksin. Gel buraya. Sana söylüyorum. Buraya gel. Defolup gideceksin bu mahalleden, anladın mı? Kocamdan da kızımdan da uzak duracaksın, anladın mı? Defolup gideceksin buradan. Defol! Sen de kimsin be? Çekil önümden. Ben sana gelen haberi iletmekle vazifeli bir haberciyim Abdullah. Ne haberi? Hastalıklar sana ölümü hatırlatsın. Kırılanlar sana ölümü hatırlatsın. Allah lafzı sana ölümü hatırlatsın. Ölüm haberin postaya verildi Abdullah. Görünmemiş hesaplarla ötelere git. Neler oluyor? Neredeyim ben? Bu sizi toparlayacak. Bu da ne? Korkulacak bir şeyiniz yok.
Tahlil sonuçlarınızı bıraktım. Biraz halsiz düşmüşsünüz o kadar. Geçmiş olsun. Yani biraz stresten, üzüntüden uzak durması kâfi. Dinlenmeye ihtiyacı var. Yani bir süre daha böyle sakin kalmalı. Gerekirse bu gece de burada kalsın doktor bey. İyice bir kendine gelsin. Tabii, bizce bir sakıncası yok. Sinirleri iyice yıprandı. Kalmasa ne olur. Tabii bunu siz daha iyi bilirsiniz. Tabii ki. Yapılacak bir şey var. Hayır, çıkmak istiyorum buradan. Beni burada yatırıp o kadına gideceksin ha. Sen tamam. Nasıl yaparsın? Sakin, sakin olur musun? Geç şöyle, geç. Geç şöyle. Yat şöyle. İyi hadi. Güzelce dinle. Şimdi daha iyisin değil mi? İyiyim Kemal. Oldukça iyiyim. Ama sen kötü olmamı isterdin herhalde, öyle değil mi? Hazır eski nişanlında mahallemize yeni taşınmış ve hala bekarken. Nazan o nasıl yaptı? Eski, geçmiş, bitmiş mevzu. Neden bu kadar abartıp üzüyorsun kendini? Bak, hastanelik oldun üstünde. Lütfen kapansın artık bu mesele. Resmi duruyor ama. Kapatamamışsın demek ki. Ya öyle. O resmin orada durduğundan haberim bile yoktu benim. Bırak artık, üzme kendini, ne olur. Bana bak Kemal, şu eski nişanlının adı kızımla aynı olabilir. Ama kaderi, dünya görüşü aynı olmayacak, tamam mı? İlişmeyin benim kızıma. Neler söylüyorsun sen Nazan? Kötü kötü rüyalar görüyorum. Kızımı senin o Berna gibi kapanmış görüyorum. Ay bu kadın kabusum oldu benim ya. Nazan abartıyorsun sen. Ne oldu? Kapat artık şunu. O kadınla aynı mahallede oturmam ben Kemal. Ne zaman taşınır? Ancak o zaman kapanır bu konu. İnanamıyorum ya. Demek o yüzden tutturdun illa Berna koyalım diye kızımın adını. Aklınca ona benzetecek, hayalini yaşatacaktın ha? Ama bana bak. Kızım o kadın gibi yobaz olmayacak. Anne. Anneciğim ne oldu, nasılsın? Necla teyze dedi bayılmışsın. Baba seni arıyorum, açmıyorsun telefonunu. İyiyim kızım. Öyle biraz halsiz düşmüşüm o kadar. Ben yarın sabah evi görmek için gelirim. Peki depozitoda bir şeyler yapılamaz mı? Anladım. Yarın yüz yüze konuşuruz o zaman ev sahibiyle. Size de iyi akşamlar. Hayırdır? Ne evi, ne sahibi Nazan? İşte sana söylemiştim. O kadınla aynı mahallede oturmam diye. Ev baktım. Güzel bir tane de buldum. Ha. Yarın gidip bakacağım. İşin yoksa sen de gel. Ya ne evinden bahsediyorsun sen? Taşınmak ne kadar maliyetli, senin haberin var mı? Zaten işleri iyi gitmiyor. Hiçbir yere kımıldayamayız. Unut onu. Taşınmak falan yok. Tabii. Her gün görmek istiyorsun değil mi eski nişanlını? Ondan bu inadın. O da onun için taşındı burnumuzun dibine. Ya ne alakası var? Sana dedim. Tayin buradaki okula çıkmış. Rica ediyorum. Onun da benim de hakkıma giriyorsun. Yeter artık. Bak, oyunca kızımız var. Günah. Böyle şeyler söyleme. Günah tabii. Eski nişanlın Hacı Hoca ya. Günah sevap bilir. Biz bilmeyiz. Nazancığım, hayatım. Bak. Neredeyse 20 sene olacak bir yastığa baş koydum. Yapma. Böyle şeyler sana yakışmıyor. Kızıma bile onun ismini vermişsin Kemal. Demek ki evlenince bile unutamamışsın. Hala aklında. Berna çok iyi, temiz, dürüst, namuslu ve dindar bir kızdı. Ben de onun gözünden verdim. İnan, unutamadığımdan değil. Kızımız da böyle vasıflara sahip olsun büyüdüğünde istedim. Hepsi bu. Berna'nın annesi o değil. Benim. Benim kızım da bana benzeyecek. Onun gibi yobaz olmayacak. Niye o öyle dolamış başını, öyle kapamış? Milletin beynini yıkıyor. Hangi çağdayız?
Böyle mi namuslu olunuyor? Ha biz namussuzuz yani. Madem o kadar iyiydi evlenseydin, neden ayrıldın? Nasibimizde yokmuş demek ki olmadı. Şimdi artık bitsin bu Berna mevzu. Taşınmak falan da yok. O zaman o kadın taşınacak, gidecek. Burnumuzun dibinde oturmasına, her kapıya çıktığımda onu görmeye katlanamıyorum. Nasıl yaparız böyle bir şey? Bak ortada hiçbir şey yok. Her şey unutulmuş gitmiş. Kapanmış. Yapma böyle şeyler. Günah Nazan. Yazıktır. Merhaba kızım. Merhaba. Okuldan sonra biraz handelerde çalıştık. Farkına varmamışım saatin. Nasılsın anneciğim? Bugün daha iyi misin? Daha iyiyim kızım. Ama önümüzdeki günlerde daha da iyi olacağım. Hadi, hadi oturun siz. Ben de çorbaları koyayım. Bizim karşı binaya taşınan bayan var ya babacığım. Hatırladınız mı? Evet kızım. Arapça öğretmeniymiş. Bana Kur'an okumayı öğretecekmiş. Şimdi kapıda ayaküstü konuştuk. Serpil teyze tanıştırdı. Yeni kiracısıymış. Biliyor musunuz? Onun da adı Berna. Adı Işıl. Görseniz çok tatlı biri. Bir Kur'an'ın eksikti. İmam mı olacaksın kızım? Sen önce derslerine çalış. Senin ilk hedefin üniversiteyi kazanmak. Bütün varımız yoğumuz sensin. Zaten üniversite hazırlık kursun var. Olmaz. Kapat bu konuyu. Ders mers yok Berna. Dindar diye kızıma adını vermiş. O benim kızım. Asla o kadına benzemeyecek. Ay hadi. Bitmedi dua. Yeter kalk artık. Altın günüm var benim bugün. Dünya kadar işim var daha ya. Bırak. Akşam izin alamadım. Biraz evde işler karışıktı. Bu akşam şansımı yine deneyeceğim. Ama babam geç saatte dışarıda olmama çok sıcak bakmıyor biliyorsun. O yüzden söz veremem. Ha, ben çıkıyorum şimdi. Kursta görüşürüz inşallah. Ne öyle? Yaşlı teyzeler gibi inşallah maşallah. Gençsiniz kızım siz. İçiniz geçmiş. Aha. Kızım, genç kız oldun. Hala giyinmeyi öğretemedim ben sana. Azıcık süslen, makyaj yap. Gitmişsin, upuzun boz bol etekler giymişsin yine. Ayaklarına dolanıyor. Şunu azıcık kaldıralım şöyle. Bak, ne yakıştı. Yaşına da gitti. Ama anne, biliyorsun babam dar ve kısa şeyler giymemi istemiyor. Baban kendi kafasındaki modelleri dayatıyor bize. Hiç kusura bakmasın. Benim genç, güzel kızım var. Şimdi giymeyecek de ne zaman giyecek? Yaşlanınca mı? Neymiş bakalım dün akşam iznini alamadığın şey? Bu akşam bizim kurstan Can diye bir arkadaşın doğum günü partisi var. Benim de illa gelmemi istiyor. Ama babam akşam çıkmama hayatta izin vermez. Ne demek izin vermez? O babansa ben de annenim. Benim kızım gitmek istiyorsa gider. Bir tanesin sen.
Nazancığım eline sağlık. Döktürmüşsün yine. Afiyet olsun. Sağ ol. Nazancığım, şu Serpil Hanım'ın kiracısı senin Kemal'in eski nişanlısıymış. Nişanlısı değil, öyle ciddi bir şey yokmuş. Kemal bir ara görüşmüş çok kısa. Ama kadın biraz doğru dürüst olmayınca Kemal de buna yol vermiş. Kur'an öğretmeniymiş galiba. Serpil Hanım net ediyordu kiracısını. Ben de onun yalancısıyım. Şekli öyle olunca herkes iyi diyor. Ama bilemezsiniz. Kemal pek de iyi şeyler söylemedi onun için. Kemal'le birlikte birkaç kişiyi daha idare etmiş. Vallahi günah boynuna artık. E zaten evlenmemişti. Var bir şeysi demek ki. Kız, adı da Berna. Senin Kemal unutamamış galiba. Kapmasın senin elinden. Ay ilahi gülsün. Yahu Berna ismini ben koydum. Benim bir arkadaşımın ismiydi. Çok başarılı, çağdaş bir kızdı. E çok da severdim yani. Dedim ki benim kızım da onun gibi olsun. Sen de haklısın tabii. Neyse, çaylarınızı tazeleyin. Tamam. Nazan'ın da keyfi çok güzel oluyor. Radeli. Evet. Ah Kemal. Beni düşürdüğün şu hallere bak. Benzemeyecek benim kızım o yobaz kadına. Göreceksin. Ama baba ben tek olmayacağım ki. Kurstaki bütün kızlar gelecek. Israr etme Berna, olmaz. Ben seni bu saatte öyle partilere falan gönderemem kızım. Artık büyüdün sen. Kız erkek böyle geç saatlere kadar falan olmaz. Ben kızıma güveniyorum. Ne var canım? Bırak gitsin eğlensin. Yakında üniversiteli olacak o. Eğlenmek onun da hakkı. Bu saatte benim kızım dışarıda olamaz. Bitti. Baban izin vermiyorsa gitmeyeceksin. Hadi git uyu bari. Hadi bakalım küçük hanım. Hazırlan. Ne yani, gidiyor muyum? Annen sana gideceksin dediyse gideceksin. Şimdi sen hazırlan. Baban uyuyunca sessizce çıkarsın. Seni çok seviyorum anneciğim. Bana bak. Çok gecikme. Tamam. Sabah ezanı okunmadan dön. Tamam. Babanı uyandırmayalım, tamam? Tamam. Ulan böyle ortamı da başka hiçbir yerde bulamazsınız ha. Oğlum görüyor musunuz? Ortalık yıkılıyor, yıkılıyor. Sayem bir işte. Hop. Hop. Bu ne? Cennetin bileti. Hadi al da gör bakalım cenneti. İzin versem kızımı da kendi gibi yobaz yapacak bu adam. Siz Berna'nın annesi misiniz? Nerede kızım? Berna içince sarstı onu. Arabada şimdi. Tamam, tamam. Bekle geliyorum, ben hallederim. Aslında teknika değişti ama sanırım ilk defa içtiğinden biraz sarstı galiba. Bizde öyle yabaz bir baba var ki kız nerede içsin? Efendim, bir şey mi dediniz? Ay yok evladım, sana demedim. Yardım edeyim. Yok evladım, bundan sonrasını ben hallederim.
yapacağım şimdi anne? Niye döndürüyorsun beni? Şşt, şşt, sus. Uyandıracaksın şimdi babanı. Yürü, yürü. Şşt, yavaş. Yavaş. Ramazan abi. Ne oldu Berna'nın sesini duydum sen? Kabus gördü herhalde. Ben de baktım konuşuyordu öyle uykusunda. Ama yattı şimdi. Uyudu mu? Canım bırak kızı uyandıracaksın. Ezan okunuyor. Hadi sen namaza koş da bırak kızımı uyusun. Şu etekler ne kadar acaba? Etek? Şu 25. Şu var, şu alt üst olanlar var. Onlar 40. Şu var, bu da 25 ama... Oo, teşekkür hoş geldiniz. Sağ olun, kolay İyi gelsin. Günler, sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım, demek ailem memlekette. Peki, zor olmuyor mu burada böyle bir başa? Babacığım, Nazlı Üsküdar'da sahildeki kız yurdunda kalıyor. Güvenilir sağlam bir yer. Sen de biliyorsun. Endişe etme. Peki. Kursa yetişeceğiz baba. Ha. Biraz acelemiz var da. Ha, tamam. Tamam kızım tamam. Al bakalım kızım. Yeterli mi? Babacığım. Kursa bir arkadaşımız için yardım topluyoruz. Ailesinin durumu çok kötü. Kursun son taksitini arkadaşlarla kendi aramızda toplayacağız. Biraz daha verebilirsen çok iyi olur. Aferin. Kızıma. Birlikten güç doğar. Kuvvet. Hep zorda olana yardım etmek. Kucak açmak. Peki. İyi günler. Sağ ol. Sağ ol. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Kızım deli mal alırız bununla. Nerede kaldı bu can ya? Fena oldum ben. Hah geldi. Berna! Ne haber? İyidir hadi atlayın. Gören de manifaturacı değil, imam sanır. Berna. Sen mi geldin kızım? Çok başım ağrıdı anne. O yüzden erken çıktım kurstan. İlaç alıp yatacağım hemen. Hastalıklar sana ölümü hatırlatır. Niye ağrıdı senin başın? Yoksa erkek arkadaşınla mı kavga ettin? Annenden mi saklıyorsun? Senin annen gerici yobaz mı? Anlat hadi. Nasıl gidiyor arkadaşlığın?
aslında biraz kötü. Ben böyle her istediğimde onunla olamıyorum. Malum babam kızıyor. O yüzden Can da yalnız kalıyor. Bu akşam bir konser var. Gitmek istedi. Ben olmaz dedim. Ne bakıyorsun sen babana? O seni kapatıp yobaz yapma derdinde. Ama annen senin yanında. Buna izin vermeyecek, merak etme. Sen şimdi Can'ı ara. Akşam geleceğini söyle. Ama önce biraz dinlen. Tamam mı? Tamam. İsmini aynı koydun ama o yobaz kadın gibi yapamayacaksın benim kızım. Ne var? Ne diye geldin sen benim kapıma? Nazan Hanım, farkındayım. Benden çok hoşlanmıyorsunuz ama bir konuda sizi uyarmam gerekiyor. Kızınız Berna çok tatlı, iyi niyetli bir kız. Ama sanırım bazı yanlış arkadaşlıkları var. Bakın bugün mesela çarşıda... Dur bakalım orada. Sen kim oluyorsun da benim kızım için böyle laflar ediyorsun ha? Bakın yanlış anlamayın. Sadece onun iyiliği için söylüyorum size. Sana mı kaldı benim kızımın iyiliği? Sana ne be? Defol git. Defol. Ben senin niyetini çok iyi anladım. Aklın sıra evlenemedin ya. Kocamı elimden almak istiyorsun. Yok kızımın iyiliğiymiş, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Defol git kapımdan. Hatta bu mahalleden de defol git. Ben sizi Allah'a havale ediyorum. Başka söylenecek hiçbir söz yok. Allah lafzı sana ölümü hatırlatsın. Yobaz, geleceğim. Bir daha da gelme kapıma. Anladın mı? Benim kızım senin gibi olmayacak. Duydun mu beni? Hadi git. Berna! Berna! Berna, sen mi geldin kızım? Berna nerede ki? Erkek arkadaşı gelip almıştı. Konser varmış canım. Ne diyorsun sen? Ne erkek arkadaşı? Sen nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Saat sabahın 4'ü farkında mısın? Ne var bunda? 10 yaşında bir kızın erkek arkadaşının olması kadar normal bir şey var mı? Canım yakında üniversiteli olacak. Kırılanlar sana ölümü hatırlatsın. Kızımı eski nişanlına benzetemeyeceksin. O genç, çağdaş, modern bir kız. Bir de utanmadan eski nişanlın bugün evime gelmiş... ...bana kızımı yetiştirmemle ilgili uyarıda bulunuyor. Terbiyesiz. Sen ne veriyorsun yoksa ona bu hakkı ha? Bak, Allah seni ıslah etsin. Sen nasıl bir kadınsın, nasıl bir annesin? İçine yerleşmiş şu şeytanı gör artık. Ben gayet iyi bir anneyim. Kızıyla arkadaş, modern bir anneyim. Sahip çık.
Sen kimsesizlerin sahibisin. Sen yardımın değil mi yavrum? Babacığım, Nazlı Üsküdar sahildeki kız yurdunda kalıyor. Güvenilir sağlam bir yer. Sen de biliyorsun. Endişe etme. Bir saniye, bir saniye. Affedersiniz. Can diye birini tanıyor musunuz kızlar? Hayır. Tanımıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Pardon. Pardon, bir saniye. Can diye birini tanıyor musun kızım? Allah aşkına düşün. Ne oldu, iyi düşün. Tanıyorum. Tanıyor musun? Adresi biliyor musun? Evet, biliyorum. Tamam kızım, yaz da ver. Ben de arayayım bu arada. Yaz sen, yaz. Alo. Yazın mı? Bırak beni! Çekil! Açın şu kapıyı! Lütfen! Açın! İmdat! Gel açın! Buraya. İmdat etme! Bırak beni! Bırak, çekil şuradan! Yardım edin.
Miriam, iyi misin? İyi misin yavrum? Düşmüş her tarafı kan. Yardım et. Bacağını kırmış herhalde. Ambulansı ara. Dur arıyorum. Tamam kızım, sen sakin ol. Berna! Çok ağrın var mı? Ne oldu kızım sana? Ambulans çağırdınız mı? Ambulans! Çağırdı, ambulans! Baba! Baba özür dilerim. Ne olur bırakma beni. Annem göndermişti beni buraya. Böyle olacağını bilsem gelir miydi? Baba bırakma beni. Bırakma kızım, bırakma. Nazım, Allah seni ıslah etsin emin. Nerede kaldı bunlar ya? Kızımı rezil etmese bari arkadaşlarının yanında. Bir arayayım en iyisi. Senden de. Tamam kızım, tamam. Neredeyim ben? Neresi burası? Öldüm mü ben? Yok, hayır. Hayır olamaz. Ölemem daha. Hayır ölemem. Ölmüş olamam. Ölüm sana hatırlatıldı Abdullah. Ama sen kendi elinle o fırsatı heder ettin. Şimdi yaptıklarınla baş başasın. Hayır, bana haber verilmedi. Ölemem. Benim daha yapacak çok şeyim var. Kızım var benim. Daha onu yetiştireceğim. Hastalıklar sana ölümü hatırlatır. Ben sizi Allah'a havale ediyorum. Başka söylenecek hiçbir söz yok. Allah lafsız sana ölümü hatırlatsın. Ne olur bir şans daha verin. Allah'ım ne olur. Ne olur adamı telafi edeyim, ne olur. Mezara gelirken taktım bu örtüyü ama artık çıkarmak istemiyorum. Tek şey kızından ve hakkına girdiği temiz insandan helallik alıp dua et. Helallik al ki bir nebze de olsun acısı değilsin. Bismillah.
Enzer tahüm ellem enzer tahüm ellem. Babacığım, Berna Hoca çok beğeniyor beni. Çok çabuk öğrendim. Anneni gördüm rüyamda. Öyle fena bir haldeydi ki. Her tarafında yaralar, dereler, yardım istiyordu. Onun yüzünden namusundan olacaktın baba. Beni ne hale getirdi? Sırf sana ve Berna Hoca'ya inadından beni öldürecekti. Kızım, ben hakkımı helal ediyorum. Sen de helal et. O senin anne. Peki baba, helal ediyorum. Allah azabını dindirsin. Ah. Ama Berna Hoca'dan da helallik almak lazım. Ben zaten hakkımı helal etmiştim. Kimseye en ufak bir kırgınlığım yok.